Okay. coming from the top of my dome, when I'm dropping my own type of style and ain't nobody stopping my rise to the very top hit them up with all I got superstar no I'm not green we black block everybody Babalar cümleten herkese selamun aleyküm. Bugün projemizi açıklıyorum. Şimdi baba şöyle bir şey söyleyeyim size. Sosyal medya bakıldığında tamam mı? Nereden ne kadar boş müptezel varsa, hiçbir bilgi birikimi, hiçbir deneyimi insanlara hiçbir fayda sağlamadığı halde bir dünya para götürüyorsa e bu adam dünyanın içinden geçmiş, gezegen içinden geçmiş, hayatın her alanında bilgi birikimi ve tecrübe sahibi ve o tecrübeler doğrultusunda size her türlü sorununuzu çözme yeteneğine sahipken para kazanma masabı olur? Saçmalık olur. Olay bu kadar bu yüzden de bu işe başlıyoruz. Ha şimdi bu videoyu paylaştıktan sonra tipik mesela klasik zırvalık tipler vardır biliyor musunuz? Hemen çıkar böyle tamamen Vi 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 bilmem ne falan filan gönder para ne Geçimimi nasıl sağlayacağım? Karşıla baba. Yap baba finansörlüğümü. Yap baba benim bütün masraflarımı. Sen mi karşılıyorsun baba? Karşılamıyorsun. O zaman mızmızlanmayacaksın abi. Sinek gibi mızıldanmayacaksın. Direkt kovarım baba. Böyle kale almam sinek gibi. Direkt ben fırlatır atarım. Okey? Baştan söyleyeyim. O yüzden de yorumlarda gelip de kendi kendinize sinek konumuna düşmeyin. Şimdi baba bu bir. İkincisi Birincisi bana faydası olacak, ikincisi insanlara faydası olacak. Yani böyle bir şey dünyada ilk defa yapılacak. Dünyada bunun örneği belki böyle benzerleri vardır da bunun gibisi olamaz. Niye derseniz çünkü ben diğer insanlardan farklıyım. Yani mesela örnek veriyorum diğer insanların belli alanlarda fay vardır. Örnek veriyorum size tecrübesi vardır, size yol göster falan filan. Bu kralın her yönden, her yönden. Bak birkaç tane misal vereyim size. Eee hayat koçluğu mu diyelim, yaşam koçluğu mu diyelim ismine siz karar verin yorumlarda. Ona göre ismini koyacağım tamam mı? Mesela örnek veriyorum tamam mı? Sorunun ne olursa olsun, sorunun ne olursa olsun bütün sorunlara hakimim, bütün hakim olduğum sorunların da cevabına hakimim. Bu yüzden de babacığım dünyanın en şanslı insanları sizsiniz. Böyle bir kral abinizden hayat konusunda şey yapacaksınız. Eğitim alacaksınız. Yani mesela örnek veriyorum senin sorunun ne mesela? Bir tane manita ile mesela örnek veriyorum çıkıyorsun değil mi? Ve o da bir kızla çıkmak istiyorsun. Ve o da bir kız sana teklif ediyor. Ve o da seni ediyorsun filan filan. Merak ediyorsun. Acaba bu kız bana iyi mi gelir kötü mü gelir? İşte be, üzer mi aşağılar mı ne bileyim işte ihanete uğrar mıyım aldatırım mı? falan filan. Yani kısacası iyi midir kötü müdür? Bunu anlamak için sen kendini parçalasan da, yırsan da, mahvetsen de, ne yaparsan yap, öğrenemezsin bu bir. İkincisi, şeytan bir kıza denk ve o da kötü birine denk gelirsin, senin hayatına siker bu üç. Dördüncüsü, haberlerde görüyorsun, bir kız yüzünden falan filan, manita yapar yüzünden, biri bıçaklanıyor, biri ölüyor, biri dayak yiyor, biri hapse giriyor, biri şöyle ölüyor, vesaire vesaire sonu gelmez. Tabi bu anlattığım erkekler içine geçerli. Yani aynı şekilde mesela örnek veriyorum, bir kızla mesela bir erkekle çıkacak, onun nasıl biri olduğunu merak ediyor. Bakıyorsun abi, çocuk şerefsizin teki çıkıyor, Kızım maddi düşürüyor kötü yola düşürüyor ne bileyim bin bir türlü pijlik bin bir türlü şerefsizlik en son götürüyor pencereden atıyor intihar su veriyor falan filan bu tür olaylar artık haberlerde göre 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 bıktım bezdim bundan dolayı da dedim ki bu güzel insanlara fayda sağlayayım bu güzel insanlara Allah bana bu ilmi vermişse ben de bu güzel insanlara bu ilmi ilim doğrultusunda yol göstereyim yardımcı olayım hayatlarının rehberi olayım ama onun karşılığında da tabii ki de ufaktan da bizim bir şeyler olmaz e, onun karşılığında ufaktan da tabii bize bir şeyler vermeleri gerekiyor. Yani çünkü şöyle söyleyeyim size. Dünyanın en tecrübeli, en deneyimli insanısın ama hiçbir gelirin yok. Yani haliyle de en çok senin olması lazım. Hatta hatta şöyle söyleyeyim size. Mesela örnek veriyorum. Bu deminki bahsettiğim sadece bir sorun. Bak bir sorun. Birkaç tane misal daha vereyim. Mesela ailevi sorunlarım var. İşte babanla sorun olabilir, annenle sorun olabilir, karınla sorun olabilir, kocanla sorun olabilir, hanımsın, kocanla, karısın, koca, kocasının karısıyla falan filan işte boşanma, boşanmayın falan filan o gibi şeyler aklınıza ne geliyorsa. Mesela örnek veriyorum. Böyle bir sorundan bir insanı seni kurtardığını düşünsene. Abi dünyalar senden olur ya. Bundan da daha büyük bir nimet olamaz ya. Keşke ben zamanda 20 sene evvel böyle bir krala denk gelseydim de yani sorunlarımı söyleseydim de yol gösterseydim. Ben, i̇nanın ben şu anda bu kadar yıpranmamış olurdum. Ama işte yoktu. Siz şanslısınız. Değerlendirin. Efendime söyleyeyim mesela tamam mı? Bir kızla örnek veriyorum şey yapabiliyorsun. Mesela nişanlanmak istiyorsun tamam mı? Hani kızı tanımıyorsun. Tanıyorsun da tanıdığını zannediyorsun. İşte efendime söyleyeyim ileride evlenmeyi düşünüyorsun. Bu kız uyar mı uyumaz falan filan. Direkt ben babacığım hayatın alt üst olacağına, dünyanın zindan olacağına, bir dünya para paran yani evin barkını yıkılacağına, düzenin bozulacağına, nafakadır şudur, anan ağlayacağına abicim. Çare bizde baba. Çare bizde baba. Bunun karşılığı şöyle söyleyeyim size. Size hem maddi, maddi bir sürü mesela yükten kurtarmış oluyorum. Bir sürü sorundan kurtarmış oluyorum. Hem de Manevi yönden de yıpranmamış oluyorsun. Yani hem hayatın sikilmemiş oluyor hem de paran gitmemiş oluyor. Bunun karşılığında örnek görüyorum şöyle bir şey söyleyeyim. Sen mesela <laughs> bu sorunun karşılığında, çözümün karşılığında bana 50 milyar bile versen azdır. Bak 50 milyar bile versen azdır. Çünkü bu normal bir online piti zırvalı değil ki kopyalayasın yapıştırasın. Ben direkt sana beyin nakli yapacağım. Yani örnek veriyorum senin içinden çıkamayacağın büyük bir problemlere yol açan vesaire vesaire hem paran gidecek, hem bir dünya malı mümkün giderek hem hayatın zikilerek falan filan adam sana bunların hiçbirini yaşatmadan sana çözümü sunuyorsa abiciğim o adama sen 50 milyar da versen 100 milyar da versen azdır. Hakkını ödeyemezsen ama biz bütün bunlara karşılık insanların çok Çoğu, yani iyi insanların çoğu faydalansın diye ne yapıyorum? Uygun bir şey yapacağım. Sadece 500 TL. Sorun başı 500 TL mesela. Sorun başı 500 TL baba. 500 TL. Giriyorsun markete bir bakıyorsun ıvır zıvır 500 TL. Yani uygun bir şey. 500 TL'ye şu anda adamlar online PT veriyor. Yani zırvalık böyle kopyala yapıştır. Sana saplıyorlar mesela. Sen de günün demir kaldırıp indiriyorsun salakça. Amelilik yapıyorsun. Tutuyorsun ona 500 TL veriyorsun. Yani o nerede? Bu nerede? Burada adam sen hayatını kurtarıyor. Düzenini kurtarıyor. Paranı kurtarıyor. Her şeyini kurtarıyorsa bu kral her türlü fazlasını hak ediyor. Dediğim gibi 500 TL çok cüz'i bir Miktar. O yüzden de babacığım herkes değerlendirsin. Cüzi miktarda tutmamın sebebine yani şöyle söyleyeyim size. İyi insanların hepsi faydalansın diye. Niye böyle söylüyorum? Şimdi diyeceksiniz kötü insanlar yok mu? Yok. Kötü insanlar yok. Ben insan tarafıyım mesela. Bir eğitim istediğinde tamam mı? Bir sorun istediğinde hemen direkt ben kendisinin profiline bakacağım. Fake hesaplar kesinlikle hala alınmayacak. Buradan söyleyeyim. Orijinal hesaptan yazması şart. Hayatının sikilmesini istemiyorsan, adam gibi huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşamak istiyorsan, sorunlar istemiyorsan, kısaylası paran gitmen falan filan abicim orijinal hesap direkt bunu şartı bu tutup da bana fake hesaptan filan yazarsan siklenmem direkt men engellerim orijinal hesaptan yazarsan ben senin profiline bakarım adam mısın değil misin direkt men anlarım soy tarihsen abicim direkt men yol veririm adamsan direkt men yardımcı olurum sana yani ben artık Haberlerde, haberlerde iyi insanların üzülmesini, iyi insanların hayatını sikilmesini göre göre gerçekten baktım ya. Çünkü benzerlerini ben yaşamışım, etrafımda görmüş falan filan. Ya mesela bir hola izliyorsun tamam mı? Haberlerde diyor ki işte filanca adam gitti, filanca adamı öldürdü. O esnada şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Sarı cizmeli Mehmet Ağa gibi tamam mı? Ben izliyorum haberi bak o kadar polis izliyor, o kadar bilmem ne izliyor falan hiçbir şey çözemiyor. O kadar haberciler izliyor. Oraya gelene kadar bir sürü elden geçiyor hiçbir şey çözemiyor. Ben haberi izler izlemez diyorum ki bu olay böyle değil. Böyle değil öbür türlü. Farklı diyorum. Aradan ne oluyor biliyor musun? Bazen üç gün geçiyor, bazen beş gün, bazen on gün, bazen bir ay. Kişilerin uğraşmasına göre değişir. Bir ay sonra haber çıkıyor. Efendim işte geçen de sizinle bir haber paylaşmıştık işte falan. O haberin aslı böyle değilmiş de i̇şte uzun uzun araştırmalar sonucunda, kayıtlar sonucunda şöyle şöyle falan şöyle böyle oldu ortaya çıktı. İşte ben o kayıtlar, uzun uğraşlar falan filan bunların kendini parçalıp da bulamadıklarını sadece böyle anlat. Niye? Abi Allah ilim vermiş. Yani Allah ilim vermişse Böyle bir kral size denk gelmişse yerden göğe kadar önce Allah'a şükredeceksiniz. Sonra da bu kralın değerini bileceksiniz babacığım. Mesela örnek veriyorum tamam mı? Sorun başı tekrar tekrar söylüyorum. Senin sorunun ne olursa olsun fark etmiyor. Bana sorunu söylersin. Ben de sana sorunun birkaç tane soruyla cevap veririm. Sen o soruların cevabını verdikten sonra ben sana olayları çözdüm. Direkt kısa ve sana derim ki bu. Okey. Sorun başı diyorum. Niçin sorun, ee, sorun başı? Çünkü örnek veriyorum adam bir tane sorunu çözdün ya baba. Hayatta yedi ceddini çözemediği bir sorunu sen çözdün ya. Ne olur? Bir tane daha söyler. Onu da çözsen bir tane daha. O yüzden de baba babacığım. Sorun başı 500 TL babacığım. Okey. Vay dünya var. İlletten ne şans var ya. Bak hele ya. mesela örnek veriyorum diğer sadece evlilik meselesi, manita meselesi, aile meselesi değil. Örnek veriyorum sana bir sürü sorun. Ya aklına ne geliyorsa ya. Ne geliyorsa baba fark etmez. Diyelim ki bir tanesiyle iş ortaklık düşünüyorsun. Adam iyi midir, kötü müdür? Tamam sen kendince zaten tanıyorsundur ama olayın iç yüzünü yani ortak olduktan sonra bu adam değişir mi? Karakterinin gizli karakter. Yani bizim buradaki amacımız gizli. Senin çözemediğin gizli olayı ortaya çıkartmak. Anladın mı? Hani normalde sen de ortaya çıkartmışsındır. İyi kötü anlarsın mesela. Örnek veriyorum sana. Çoğu insan sonuçta beyin verilmiş vesaire vesaire. Kimse zaten yüzde sıfır mal değil yani anladın mı? Mal bile olsa çözer yani. Ama bu adam olayın iç yüzünü söylüyor. İşte onu normal insan çözemez. Normal insanı çözebileceği bir durum olmadığı için bu kral abiniz onu da çözerek dediğim şekilde karşılığı da ufaktan bir hediye gibi bir şey düşünün. Mesela diyelim ki ortaklaşa bir iş düşünüyorsunuz direkt. Direk çözüm burada. Diyelim ki GDO mağduru cinsel bozukluklara yol açmış mesela sorunlarım var değil mi? Adamsan yine yardımcı olurum. Ama soytarı ruhluysan mesela örnek veriyorum. GDO mağduruysan pasifsen falan filan işte iyi yardımcı olmam. Ama örnek veriyorum sana adam gibi kurtulmak istiyorsan o illetten falan filan tamam mı? Dürüstsen gerçekten kurtulma Her türlü yardımcı olurum. Onun dışında. <laughs> onun dışında. Onun dışında. Onun dışında. Abi Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki. Mesela bir insanın tipine, şekline birkaç saniye bakmam var ya, o insanın ırkını bile çözüyorum, ırkını. Mesela Ermenilerin, Ermenilerin mesela örnek veriyorum bazı şeyler var, yani işaretleri var, tamam mı? Siz bunu anlayamazsınız, mümkün yok. Ben mesela bir insan Ermeni mi değil mi? Kökenden mesela şey yapıyor, şüphe ediyor mesela. Bana örnek veriyorum birkaç tane resmini atsa, direkt ben o kişinin kökeninde Ermenilik var mı yok mu anlarım. Aynı şekil Yahudilikte vesaire vesaire, bir sürü. Yani baba, kısacası şöyle söyleyeyim size kısacası şöyle söyleyeyim size. Tekrar tekrar söylüyorum. Dünyanın en şanslı nesli, en şanslı insanlarısınız. Böyle bir kral benim hayatıma 20 sene evvel denk gelmesi lazımdı. Ama ne yapayım? Ah, ah, ah. Ah dünya, ah. 20 sene evvel, 20 sene evvel, 2000'li yılların başında, 2004'e de razıydım, 2005'e de razıydım. Ulan 2008-2009'a da razıydım. Ay Allah'ı billahi. 2009'da bile denk gelseydi hayatım kurtulurdu, 2009'da. Ya. 2009'da ya 2009 ya 2010'da önüme bir fırsat çıktı salonla ilgili tamam mı? Tek başımaydım. Yeteri kadar olgunlaşmamıştım. Pişmemiştim. Yani bu seviyeye ulaşmamıştım. Sıradan biri değildim ama bu kadar da değildim. Yani tabii insan olduğu için bir yerden sonra sen de kafan tıkanıyor. Birilerinden fikir almak lazım. Gittim işte o esnadaki mesela işte çevremde işte büyüklerden fikir falan. Hepsi salan tek aman efendim. Bilgili zannettiklerim adamlar bile malın teki çıktı. Ondan sonra o fırsatı kaçırdık. İşte o zaman benim gibi bir kral olmuş olsaydı reis baba selamun aleyküm benim böyle böyle bir sorunum var. Yol göstermene ihtiyacım var. Hemen babacığım diyorsun ne kadar ücret şu kadar. Buyur babacığım sen de bekliyorum. Ben de bakacaktım ona göre söyleyecektim. O kralın hayatı kurtulacaktı. Ya. Yeah. İşte. Neyse baba, zaten bu olayın amacı, buradaki amacımız biz yandık, başkalar yanmasın. Bizim hayatımız düzüldü, başkaları. Bizimki sebe oldu, başkaları keheba olmasın. Birinci amaç o, asıl amaç o. Diğeri de sadece ufak bir hediye yani. Öyle şöyle söyleyeyim size, bu adam bir gelir olsa, düzenli bir yer olsa falan filan, zaten böyle şeyleri umursamaz, anladın mı? Ha, bir de şöyle bir şey var. Yani bu tekrar tekrar söylüyorum sorunların karşılığı 50 milyar bile versen azdır. Yani 500 TL para bile değil ama yani böyle bir durum böyle bir olay karşısında para bile değil. O yüzden de babacığım kimsenin mızmızlanma falan filan mazereti yok. Okey? Tekrar tekrar söylüyorum ister bay ol ister bayan ol fark etmez. Evli ol, nişanlı ol, manita hiç fark etmiyor. Hepsinde sorabilirsin. Okey? Örneğin bir manita olmak istiyorsun. Kızsın. Erkeğin mesela karakterini, iç dünyasını falan filan çözmek istiyorsan, içini falan filan işte aynı şekilde fark etmiyor. Evlisin, boşanman lazım, boşanmaman lazım falan filan. İşte ortaklık, işte cinsel bozukluklar, aile arası şiddet, aile arası anlaşmazlık falan. E aklına ne geliyorsa babaya, aklına ne geliyorsa, sosyal medyayla alakası, normal farklı konular, aklına ne geliyorsa hepsinin cevabını bu kral sizlere sunacak. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Diyeceklerim bu kadar. Sonra olarak şunu söyleyeyim. Tekrar tekrar söylüyorum. Fake hesap kesinlikle hale alınmayacak. Direktmen engellenecek. Gerçek hesaptan sorununu zaten örnek veriyorum size. Bir insanın samimi ise zaten tamam adamsa direktmen orijinal hesaptan yazar. Orijinal hesaptan yazmayan direktmen babacığım parazittir, bakteridir. Hale alınacak tarafı da yoktur. Okey? Her akşam haberleri izliyorum amına koy. Bakıyorsun var ya bir tane şerefsizin birine tertemiz bir kız denk gelmiş kızın hayatını mahvetmiş. Öbür gün bakıyorum bu sefer tam tersi pırıl pırıl tertemiz bir tane çocuk karşısına şeytan gibi kız gelmiş çocuğun hayatını sikmiş mahvetmiş. Ulan kafayı yiyor insanı ya. Kafayı yiyor vicdanen rahatsız oluyorum. Kendi kendime düşündüm 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 Allah'ım nasıl yardımcı olabilirim insanlara. Aklıma bu geldi baba. Ha gönül ister ki örnek veriyorum ünlü bir olayım mesela örnek veriyorum bir TV mesela programı olsun tamam mı. TV programda gerçi TV programda da yapamazsın bu kişiye özel olduğu için yok öyle bir şeyin de yok seçenek de yok. Yani TV programında tutuldu mesela bir insana bir kişiye yardımcı olmak için zaten şöyle söyleyeyim size. Benim senin sorununu çözebilmem için tamam mı? Senin sorunu böyle kolay kolay basit bir olay değil. Mesela örnek veriyorum çocuk bana yazıyor tamam mı? Diyor ki sorunum şu şu şu. Ben sorunu okuyorum diyorum ki kardeşim okey. Müsait olduğumda kafam yerine geldiğinde ben sana cevabını açıklayacağım. Yani bu olayı çözmek için de öyle rahat normal sıradan bir olay değil yani. Normal sıradan mesela olayları çözmek öyle her babaydın harcı değil. Bundan dolayı da kafamın yerinde olması lazım. Kafam yerine gelince moralim düzelince onu okurum bana. Direkt ben sana gerekeni yazarım. Okey. Şimdi ustalıkla ilgili, ustalıkla ilgili bir olay anlatmıştım daha evvel. Bir daha anlatma gereği duydum. Bilmeyenler için öğrenmiş olur. Öğrenmiş olur. Öğrenenler de daha evvelden duyanlar da tescillemiş olur, yenilemiş olur, hatırlamış olur vesaire vesaire. Şimdi baba ustayla çırak arasında veyahut da Şöyle söyleyeyim size. Gerçek ilim sahibiyle normal ustalar arasındaki farkı söyleyeyim size. Şimdi bir gün bir fabrika varmış tamam mı? Fabrikada ana bir tane makine arızalanmış. Ana makine arızalanınca diğer makineler de iptal. Devre olunca fabrika tatile yani iş durmuş. İş durunca ne oluyor? O adam her gün zararda. Hemen usta çağırıyorlar işte. Ustayı çağırıyorlar. Usta geliyor sağına sonuna bakıyor, her tarafına bakıyor, inceliyor, diyor, bir şey çözemiyor. Ondan sonra bu gidiyor, daha iyisi geliyor, daha iyisi geliyor, o da çözemiyor. En son adam diyor ki işte müdür diyor ki işte bir tane şey varmış, harbi harbi usta varmış. Adam biraz örnek veriyor işte pahalıcı ama kardeşim bu adamın piri, bu adamın işi ya, bu işin piri. Adam gelir çözer babacığım, hakkını alır gider. Çağır demiş ya, o fabrika kapanmış, baksana bu kadar insan hem mağdur hem biz mağdur falan mı gelsin. Adam geliyor bakıyor, işin ustası. Şimdi bu adam Adam da şunu bekliyor, ustadan, o karşıdaki bu işin pirinden şunu bekliyor. İşte gelecek makinayı kaldıracak, indirecek, yuvarlayacak, ters çevirecek, parçayı değişecek, şunu yapacak, bunu yapacak falan filan diye beklerken adam geliyor böyle bakıyor, 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 olayı çözüyor. Cebinden işte çantasına bir tane çeki çıkartıyor, sert bir şekilde bir yere bir tane darbe vuruyor. Darbeyi vurunca makine çalışmaya başlıyor. Ondan sonra adam iş devam ediyor, ee, imalat devam ediyor, adam çekiyor gidiyor. Ondan sonra şey istiyor, İşte müdür ee, ücret soruyor buna şey istiyor işte hesap ne kadar diyor falan filan. Adam diyor ki 30 bin TL. 30 bin TL dediğinde bu gidiyor işte patrona böyle söylüyor. Patron da diyor ya o kardeşim adam geldi bir tane çekiç vurdu oraya. Yani örnek veriyorum normal bir ustanın hakkı bin lira yani. Anladın mı? Hani bin lira istese tamam. Hadi çözemediler. 2000 bin lira olsun falan filan da 30 bin lira ne alaka demiş tamam mı? Bilemedin. Üç bin lira olsun demiş tamam mı? Hadi beş olsun demiş. 30 alaka demiş. Öyle bir sor bakalım ne diyecek yani 30 bin ne alaka demiş. Adam sormuş işte tamam mı? Cevap olarak ustana yazmış biliyor musun? O bu işin kralı bilge insan demiş ki o çekici Oraya vurmanın bedeli 1000 lira. Yani benim günlük görmeyen ve da işte işbaşı falan filan. Ama o çekici nereye vurmanın bedeli ise 29 bin lira. Okey babacığım işte olay bundan ibaret. Yani gerçek bir usta baba her insana denk gelmez. Denk gelmişse değerini bileceksin baba üzmeyeceksin. Okey dünyanın en şanslı insanlarısınız. Bu fırsatı değerlendiren Bu da belli bir kontenjan var. Yani örnek veriyorum sana en fazla 10 kişi alabilirim. 10 kişinin dışında alamam. Çünkü abi benim de kafa şey değil yani böyle benzinle çalışmıyor. Yani anladın mı? Hani bize de 1 milyon, milyon tane sorun var. O yüzden de gün içerisinde moralimin iyi olduğu bir anda günde bir problem çözebilirim. Yani iki tane çok çok moralim yerine gelirse belki. O yüzden de babacığım sınırlı sayıda kişilere alacağım. Bundan dolayı babacığım elinizi çabuk tutun. Orijinal hesabınızla Instagram'dan kralla iletişime geçin. Allah'a emanetsiniz. Bekliyorum. Görüşürüz.